Türkiye'nin Cerablus'taki faaliyeti futbol tabiriyle Türkiye'nin Suriye'de topa girmesi midir? Bu Amerika'nın istediği bir şey miydi? Şimdi Türkiye Suriye'de başından beri topa girmişti de farklı bir oyun oynuyordu. Şimdi herhalde oyun stili değişti. Biraz oyunu yönetenlerin koyduğu kurallar çerçevesinde hareket etmeye karar verdi ve farklı bir taktik uygulamaya geçti. Yani hani sizin terminolojiyi geliştirirsek. Şimdi Amerika'nın oyun planı neydi %100 bilmemiz mümkün değil ama Amerika başından beri Türkiye kesinlikle bölgeye girmesin, giremez, girmemelidir gibi bir şey söylemedi. Hep onların söylediği, tamam, eğer bir operasyon yapmak istiyorsanız bunun çerçevesini çizelim. Kime karşı, nerede, ne kadar yapılacak ve önceliğinde IŞİD olması gerekiyor. Yani IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra. IŞİD'in ortaya çıkmasından önce biliyorsunuz Suriye krizi daha eski bir şey, yani IŞİD savaş. O zaman da bir birliktelik mesela aşağı yukarı bir buçuk yıl kadar, belki 2 yıla yakın iç savaş çıktıktan sonra Türkiye ile Amerika birbirine çok yakın pozisyonlarda idiler. Ve birlikte operasyon yapmıyorlardı ama birlikte bir süreç geliştirmeye çalışıyorlardı. Özgür Suriye Ordusu'na daha sonra dönüşecek farklı grupları bir araya getirmek için, hatta onları eğitmek için bir çaba içine girdiler. O dönemde bile Amerika çok fazla doğrudan Esad rejimine yönelilmesini çok istemiyordu. Belki ilk 6 ay bunu ifade ettiler, hani Esad'la bu iş olmayacak falan filan diye. Fakat bir süre sonra artık onun ne kadar, yani kalıcılığı da belli olduktan sonra ve daha da önemlisi, bu muhalif grupların bir türlü bir araya gelip doğru düzgün emir komuta zinciri de olan, hiyerarşisi olan bir yapı kuramadıklarını görünce, iki, cihatçı bir takım grupların, hatta El-Kaide ile bağlantılı bir takım grupların bunların içine girip sızmaya başladıklarını, hatta bunlarla çok geçişkenli olduklarını görünce onlarla arasına bir mesafe koymaya başladı. Şimdi o noktada zaten Türkiye ile Amerika birbirinden ayrışmaya başladı pozisyonları. IŞİD ortaya çıkıp Irak'ta önce sonra Suriye'de belli bir bölgeyi ele geçirdiğinde bu ayrışma tepe noktasına ulaştı. Çünkü Türkiye hala ve ısrarla bizim esas hedefimiz Şam'daki Esad rejiminin devrilmesidir. Suriye'nin geleceğinde bu yoktur derken Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra Rusya geçiş sürecinde bununla olabilir. Bizim şimdiki esas hedefimiz IŞİD'dir dediler ve Amerika sürekli Türkiye'yi IŞİD'e doğru. Yani Türkiye bunu bir türlü kabul etmedi ve istemiyordu. Hani bu anlamda bakarsanız bu Amerika'nın evet bir oyun planıydı. Türkiye kendi oyununu değiştirdi. Yani kendi Suriye'deki hedeflerini değiştirdi.